Sizi küstahça çağırıp bu Hayır, rahatsızlıklarını dile... çağırmadılar. Makamıma geldiler. Ben kimsenin ayağına gitmedim, gitmem. Vekil odasına Makamım. geldi. Randevu Sizin almışım. odanıza gelip sizin hakkınızda bir takım ithamlarda bulunduktan sonra ve tehdit ettikten sonra bununla ilgili AKP'nin yetkililerine bu durumu anlattınız mı? Yani üst yönetimi anlattınız mı? Ya da bununla ilgili anlattıysanız AKP yönetiminin aldığı bir tavır var mıydı? Böyle bir şey AKP yönetimiyle konuşmanın hiçbir anlamının olmadığını biliyordum. Zaten büyük ölçüde yolun başından beri bir ayrışma yaşadığımız bir partiydi AKP ve ilişkimiz işte sıcak değildi. Zaten 1 Mart tezkeresiyle bu yol ayrımı iyice belirginleşmişti. Bu itibarla kimseye de söylemedim, kimseyle de konuşmadım. Karşılığı da olmazdı zaten. Yani böyle bir şeyi AKP ile paylaşıp bunun karşılığında ne bekleyebilirsiniz, ne isteyebilirsiniz? Canhıraş bir şekilde bu tezkereyi savunan bir AKP var karşınızda. Ve oylama günü Sayın Erdoğan, o zaman parti genel başkanıydı, partide başbakanlık sıfatı yoktu. Sayın Gül başbakandı. Sayın Erdoğan çok sert ifadelerle bu tezkerenin mutlaka geçmesi gerektiğini, çok önemli olduğunu, geçmemesi halinde Türkiye'nin büyük sıkıntıya gireceğini söyledi. Hatta biz arkadaşlarımızla gerçekten tedirgin olduk ve rahatsız olduk. Acaba yani niye böyle bir adım içerisine giriyor, bizim bilmediğimiz şeyler mi var diye. Ancak daha sonra kendisi benimle mi beraber olacaksınız, Perinçek'le mi beraber olacaksınız dedi. O zamanlar Perinçek'le ciddi bir ayrışması vardı. Bugünkü gibi yakın değildiler. Anladık ki Sayın Erdoğan çok özel sebeplerle bu tezkerenin arkasında. Çok özel bir yöntemi vardır Erdoğan'ın. Bir temayülü anlamak için parti grubu içerisinde temsilcilerin ne düşündüğünü anlamak için temayül yoklaması yapar. Oy pusulaları verir ve ne düşünüyorsanız bunu yazın der. Allah Allah. Tabii bu yazılı kağıtları topladıktan sonra da kendisi teker teker bunları inceler ve grubun nabzını tutar. Bunun sonucunda kimse bilmez. Bu çok bildik bir yöntem olduğu için biz arkadaşlarımızla tedirgin olduk ve Sayın Erdoğan'ın temayül yoklamasında hepimiz evet dedik. Yani dedi ki ben şimdi size hepinize kağıt dağıtacağım. Bu dağıttığımız kağıtlara ne düşündüğünüzü bana yazacaksınız. Biz de dedik ki evet, bu tezkereye herkes evet diyecek. Bunun rahatlığı içerisinde Sayın Erdoğan meclise tezkereyi gönderdi. Ancak eğer hayır denmiş olsaydı Sayın Erdoğan çok daha sert tedbirler alırdı ve o tezkere geçmeyebilirdi. Tezkere hayır diyen milletvekilleri çok özgün bir taktikle önce evet diyeceklerini ifade ettiler ve parti yönetiminde bir rahatlık oluştu. Ondan sonra da meclise gittiklerinde vicdanlarının sesini dinlediler ve çocuklarına miras bırakabilecekleri en onurlu işlerden biri olan hayır oyunu vererek tarihe geçtiler. Benim görüşüm böyle. Turhan Çömez, şu ana kadar anlattıklarınızı birkaç başlık altında özetlemek istiyorum. Bir, AK Parti ile gerçekten de bir grup sizin deyiminizle vatansever bu tezkereye hayır dedi. Bazılarının isimleri açık, bazılarınınki ancak kendileri açıklarlarsa siz de paylaşmak istersiniz. Emin Şirin bunlardan biri, siz bunlardan birisiniz. Mehmet Aydın bunlardan biri, Hüseyin Çelik bunlardan biri. O dönem tam tersine sizin karşınızda yer alan ve tezkereyi büyük bir hevesle savunan Cüneyt Zapsu'dan söz ettiniz, Ömer Çelik'ten söz ettiniz, Egemen Bağış'tan söz ettiniz ve tezkereye hayır kararı çıktıktan sonra özellikle Egemen Bağış'ın öfkeyle size yöneldiğini ve nasıl böyle bir şey olur diye o öfkeyle o cümleleri kurduğunu, sesini yükselttiğini ifade ettiniz. Ardından Amerikalı yetkililerin odanıza gelerek size tehditkar bazı cümleler söylediğinizi ifade ettiniz. Erdoğan'ın Perinçek'le ilgili olarak sözlerini çok ayrı kutuplarda yer alışından bahsettiniz. Peki o dönemin başbakanı Abdullah Gül'dü. Evet. O nasıl bir reaksiyon gösterdi bu süreçlere? Açıkçası Abdullah Bey o dönemde bana göre doğru bir reaksiyon gösterdi. Çünkü Abdullah Bey açıktan yüksek sesle ve bu tezkereyi savunur ifadelerle milletvekillerinin üzerine hiçbir baskı yapmadı. Ben bir gün öncesinde kendisiyle bir görüşme yaptım. Dedim ki bakın ben bu tezkereye hayır diyeceğim. Ancak bilmek istiyorum, yani bize söylemediğiniz, bizim bilmediğimiz bir gerekçe var mı? Bunu bilmek istiyorum. Aksi halde ben bu tezkereye hayır diyeceğim. Bana aynen ifadesi, vicdanınla hareket et, nasıl biliyorsan öyle yap. Benim bu konuda sana nasıl oy kullanman gerektiğini söyleyecek durumda değilim dedi.
Ancak yine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun o dönemde tezkereye karşı tavır içerisinde olduğunu ve bazı milletvekillerini ikna etmek için bir çaba içerisinde olduğunu da biliyorum. Peki bu tezkere geçmedikten sonra Abdullah Gül'ün tavrını anladık. Sayın Erdoğan'ın tavrı ne oldu? Tabii Sayın Erdoğan'ın hiç beklemediği bir şeydi. Henüz başbakan olmamış ama partinin hakim lideri. Kurucusu, evet. Kurucusu ilk sınavında önemli bir başarısızlıkla, benim belki de yenilgi diyebileceğim bir tabloyla karşılaştı. Bununla ilgili tabii önce hayır diyen milletvekillerini tespit yoluna gitmek istediler. Ancak bu gizli bir oylamaydı ve 10 yıl anayasa gereği bu oy verenlerin kimliklerinin açıklanması yasaktı. Fakat buna rağmen mecliste bunu tespit etmek kolaydı. Fakat yapmadıklarını düşünüyorum. Yani kimin evet kimin hayır dediğini hiçbir zaman öğrenmediler. Sadece açıktan bunu deklare eden, açıktan tavır koyanların kimlikleri bilindi. Fakat Sayın Erdoğan bu yenilgiyi gerçekten hazmetmedi ve hemen ertesi gün zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'le görüşerek yeniden bir tezkere getirilmesi gerektiğini, durumun çok kritik olduğunu, hatta Sayın Gül, Sayın Baykal ve kendisiyle Sezer'in bir toplantı yapması gerektiğini ifade ettiler. Böyle bir talepte bulundular. Bildiğim kadarıyla Sayın Sezer bu görüşmeyi reddetti ve parlamentonun iradesine saygı duymak lazım dedi. O da doğru bir tavırdı. Türkiye açısından önemli bir tavırdı. Böylece hem AK Parti ilk döneminin ilk tarihi yenilgisini aldı parlamentoda, hem de Milli Meclis, güçlenmiş meclis, seçimden yeni çıkmış meclis o dönemde ciddi bir tavır sergiledi ve Türkiye'nin Amerikan askerleriyle, 70 bin Amerikan askeriyle kendi bünyesinde işgal edilmesini veya konuşlanmasını reddetti. Ozan. Turan Bey, kişisel bir merak. O dönem mecliste ciddi bir direniş var. Hem CHP milletvekilleri hem de sizin gibi doğru pozisyon alan AKP milletvekilleri aslında tezkerenin geçmemesini sağlıyor. Ama bir yandan da işin madalyonun diğer yüzünde çok ciddi bir toplumsal muhalefet de vardı. Yani tezkerenin geçeceği 1 Mart günü Sıhhiye Meydanı on binlerce insan doldurmuştu. Sendikalar tezkereye karşı açıklama yaptılar, demokratik kitle örgütleri açıklama yaptılar. Bu söz konusu toplumsal muhalefet meclis üzerinde nasıl bir basınç oluşturuyordu? Ya da oluşturuyor muydu? Yani zaten muhalefet partilerinin tutumu netti. Onlar tavır koydu. CHP çok net bir tavır içerisine girdi. O zaman parti genel başkanı olarak Sayın Baykal güzel bir konuşma yaptı ve tezkerenin neden geçmemesi gerektiği konusunu gayet güzel parlamentoda izah etti. Tabii ki toplumsal reaksiyon, toplumsal direniş veya yaklaşım biçimi parlamento üzerinde etki yapıyordu. Ancak benim görebildiğim kadarıyla iktidar içerisinde bulunan milletvekilleri vicdanlarıyla hareket ettiler. Temel gerekçe bir komşu ülke, Müslüman bir ülke, ta uzaklardan gelmiş emperyal bir güç tarafından işgal edilecek, insanlar öldürülecek. Türkiye bunun vebalini üstlenmemeli, bunun sorumluluğunu almamalı. Bu motivasyonla hareket etti parlamentodaki vekiller. Özellikle iktidar milletvekillerinin sokaktaki gösterilerden çok fazla etkilendiğini düşünmüyorum. Ancak herkes iç sesini dinledi, vicdanını dinledi. Ve yıllar sonra gerek Sayın Erdoğan gerek Sayın Gül bu tezkerenin geçmemesinin doğru olduğuna dair bazı beyanlarda da bulundular. Yine bugün de aynı şeyi söylüyorum. Eğer o tezkere geçmiş olsaydı, bugün hala Amerikan askerleri Türkiye'nin güneydoğusunda varlığını sürdüreceklerdi ve bugün belki biz tek parça Türkiye'yi konuşmuyor olacaktık. Peki bugün olsa o tezkere geçer mi ve o zaman Amerikan destekçisi gözüken ya da en azından Amerikan tezkeresini, ABD tezkeresini destekleyen AKP bugün neden tarafsız bir konum almış durumda? En azından öyle şimdi söylüyorlar. Tabii... Ben özür dilerim. Bugün olsa o tezkerenin, yani bu tarzda bir tezkerenin geçeceğini düşünüyorum. Eğer aynı şartlar olursa ve hükümet bu kadar şiddetli bir şekilde tezkereyi savunur ve parlamenterlerin, milletvekillerinin üzerine baskı yaparsa o tezkere geçer bugünkü mecliste. Zaten bu itibarla güçlendirilmiş bir meclis ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu itibarla altılı masa toplanmıştır. Yeni liderler, altılı liderler grubu güçlendirilmiş meclisi savuna gelmişlerdir.
Ben aynı şartların olması halinde bugün parlamentodan bunun kolaylıkla geçeceğini düşünüyorum. Çünkü parlamento büyük ölçüde etkinliğini yitirmiş ve Sayın Erdoğan'ın tek hakimiyetinin olduğu bir dönem yaşanmakta. Öte yandan Rusya ile olan ilişkilere gelince Ukrayna'da çok sayıda arkadaşım var, doktor arkadaşım var. Onlarla da durumu görüşüyorum.